Programında biliyorsunuz çok güzel bir program var her gün öğleden sonra. Yaz tatiline giriyor musunuz? Tatile girdik hocam. Girdiniz. Evet girdik. İyi, karne iyi mi? Karne güzel, başarılı. Karne güzel. Maşallah. Sağ olsun kırmadı. Ben konu komşum. Çok güzel ağırladı beni. İnşallah biz de onu güzel ağırlarız. Oktay Usta ile sohbet edebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Ama biz ne yapıyoruz şimdi? Mutfağa geçiyoruz hep beraber. Evet, İzzet merkezine geçelim hocam. Hadi, Ceyda'ya da seni dört gözle bekliyorum. Merhaba. Oktay Usta. Merhaba. Şimdi hocam ben mutfağa geldiğim zaman kendimi rahat hissederim. Yani gittiğim programlarda işte sohbet ortamı olduğu zaman bayağı böyle bir kastığımı hissediyorum. Çünkü domatesi, biberi, patlıcanı göremeyince rahatlayamıyorum. Onlar senin stres şeyli. Güzel. Mutfağı seviyoruz çünkü mutluluğa giden yol tabii ölçüyü kaçırmadan reçeteler üzerinden ilerleyerek bu sağlıklı arada, bir yaşam önemli. Biz geçen ay Oktay Usta'nın programı ismi Yeşil Elma'ydı. Yeşil Elma. Yeşil Elma ve de bizim programımız nacizane. Medya Etik Konseyi tarafından televizyonda çocuk ve aile dalında yılın en iyi televizyon programları seçildik. Beraber aldık ödülü. Evet, sağ birlikte olun. Aldık. Birlikte aldık. Aynı anda şimdi, sadece eşittik. Oktay Usta, alışverişi de yemek pişirirken alışverişte kendin mi yaparsın yoksa gerek programlarında olsun veya evinde olsun veya başka özel davetlerde olsun yoksa siparişi verirsin hazır mı gelir? Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Haftalık özellikle salı günleri bizim yakın pazarımız. Biz ekip arkadaşlarla birlikte pazara çıkıyoruz. Evet. Pazardaki alışverişte tabii sebzenin taze olması, ekonomik olması. Pazarda ilk gördüğünüz sebzeyi almamamız gerekiyor. Önce pazarın başından bir başlıyoruz. Ya alışverişe sen de çıkıyorsun. Tabii çıkıyorum. Bizim mütevazi bir organik pazarımız var. Ceyda gelsene sen. Hadi de. Bakalım gidelim beraber pazara. Bakalım. Şimdi tabii ki burada çıktın. Bu mevsimde kendine bir yemek yapıyor olsaydın neleri seçerdin? Hemen kendine. Başlayalım. Şu anda baktığımız zaman artık patlıcan mevsimi geldi. Evet. Patlıcan alırdım. Ondan sonra baktığımızda burada mesela şu anda portakalın mevsimi değil. Değil. Bunları biz almadım. Biraz renk olsun diye. Domates alırdım. Şu anda mesela bu küçük domatesler çok da lezzetli oluyor böyle salkımıyla birlikte. Kokuyor değil mi bunlar salkımıyla? Evet çok da kokuludur böyle güzel. Mis gibi özlediğimiz domates kokuları bizim bir prensibimiz de var sen de aynısını yapıyorsun. Hiçbir nimeti ziyan etmemek lazım. Kesinlikle. Evet. Bu güzel nimetleri en güzel şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi burada mesela bu domatesle kırmızı soğan, domates ve bir maydanozla salata yaptığınızda şahane. Üzerine soğuk sızma zeytinyağı, elma sirkesi ya da limon suyuyla harika oluyor hocam. Allah. Sonrasında buraya sumak da koyuyorum ben o salataya. Oo sumak çok sumak güzel oluyor. Sumak da çok güzel yakışıyor. Ondan sonra mesela şimdi kabağın mevsimi, patlıcanın mevsimi, domates ve biber sezonu açıldı anladım. Burada. Anladım. Sen her şeyi alırdım diyorsun. Al, buradan işte şu anda mesela elma yerine şu anda pazarda ne var? Çilek var. Bizim şey, mevsim var. Meyvelerimiz orada duruyor. Bugün hı-hı. Konumuz yüksek tansiyon. Pardon özür dilerim. Kalp hastalıkları, kalp krizini sağlıklı beslenmeyle ve bitkisel ilaçlarla önleme, riski azaltma. İşte onunla ilgili mevsim meyvelerimiz de olacak. Bir de evet. Bizim baharatlarımız da çok çeşit biliyorsun. Baharat köşesi de harika görülüyor hocam. Evet biliyorum senin stüdyo da çok güzel. Elhamdülillah. Yeni yayın dönemi olacak inşallah. Tabii inşallah. Abi? Ramazan ayıyla birlikte. Ha, Ramazan'da ekranlarda başlayacağız. Evet güzel. Aktar'da da burada her çeşit. Her şeyimiz var. Baharatlar. Yok yok. Onlarca çeşit yağımız da var. Yeri geldikçe ne istiyorsan burada yok yok yani. Tamam hocam. Şöyle. Hadi biz Ceyda'nın yanına evet, gidelim. Evet Ceyda'nın yanına geçelim. Ceyda bugün şanslısın galiba. Evet Oktay Usta ile birlikte. Evet yani. Şimdi efendim burada bugün seyircilerimiz için şu anda patlıcan mevsiminden bahsettik. Patlıcanı 3 yöntemle közleyebiliyoruz. Evet. Ocak üzerinde, fırında ya da mangalda. Sizin hocam tercihiniz hangisi? Şöyle. Fırın ve ocak oluyor. Fırın ve ocak. Niçin mangala hayır dedi? Çünkü hemen her ne közlersek közleyelim. Efendim? En yüksek çıkartalım. En yüksekte. Tamam. Yüksekte. Hazır. 15 santimden mangalda aklınızda olsun 15 santim aşağı yukarı 15 santim şu kadardır. 15 santimden daha yakın mangaldaki kömür dumanına temas ederse karbon monoksit yüksek ısıyla yapışıyor. Ette en zararlı. Onun dışındaki bütün kestane, mısır, patlıcan aklınıza ne geliyorsa o nedenle mangalda 15 santimden daha yakınsa direkt kanserojen. Ve Avrupa ülkelerinde 6 ülkede mangal kesinlikle yasaklandı. Şu an bütün dünyada da yasaklanıyor. O yüzden kömür dumanı kanserojendir karbon monoksit. Hocam şu anda çok önemli bir dönemdeyiz mangal alanında. Evet aynen öyle. Evet, yani halkımız, Türk halkı mangal yapmayı seviyor. Hafta sonu mangal keyfi yaşamayı seviyor maalesef, ama orada 15 santim mesafeyi koruyacağız öyleyse. Yani 15 santimden daha yakın olduğunda kanser riski artıyor. Hele etler daha sulu olduğu için etleri yakmayın diyoruz. Biz Türk damak zevki olarak Oktay Usta sevmiyoruz eti kanlı.
Ama daha sağlıklı olan eti yakmadan yemek. Erkan Topuz hocamızla bir kanser dizisi yaptık evveli hafta. Orada da ısrarla eti yakmayınız diyordu. Peki şey mi mesela biz hani aşçıların şöyle bir yöntemi vardır. Hani yüksek ısıda et pişirilir. İki taraftan gelen ısıyla birlikte ortasındaki suyu ortaya sıkıştırılır mantığıyla yaparız. Tavada mı? Yani tavada, ızgarada, mangalda hiç fark etmez. İşte mangal dumanında hem karbonmonoksit bir de et yandığı zaman yani başka bir canlının kanını yakıp yemeyin. İşin Türkçesi bu. Ben bunlara başlıyorum. Yani daha bunları biraz sonra atalım fırına. Bunlar böyle bütün bıçaklamayalım mı? Yok, hiçbir şey yapmayalım. Direkt fırına atalım. Bir patlama sesi şöyle de olursa oradan şöyle bir ses de gelebilir. Heyecanı seviyorum ya. Evet. Patlar mı, patlamaz mı? Peki. Hadi bakalım, bismillah diyelim. Şimdi bugün köz patlıcanlı bir tavukla köz patlıcanı buluşturacağız. Sebze yemeği beyaz etle buluşacak. Harika. Sonrasında havalar sıcak. Harika. Malum yaz gününde biz Türk halkı olarak çorbayı soframızdan eksik etmiyoruz. Doğru. Ama çorbalar işte sıcak çorba, soğuk çorba, ılık çorba. Şimdi bugün yaza yönelik bir çorbamız olacak. Ilık bir çorba mı olacak? Yani böyle ılık da yenilebilen. Hatta soğuk seviyorsanız çorbayı yaptıktan sonra buzdolabına atıyorsunuz. Soğuyor böyle. İçinizi serinleten bir çorba da olabilir. Anadolu aşı derler, o değil mi? Evet. Peki. Efendim bugün mutfakta büyük bir hareket var. Oktay ustamız. Oktay Aymelek. Ne de güzel soyadın var. Teşekkür ederim hocam. Değil mi? Çok güzel soyadın var. Evet, Oktay Aymelek, Oktay Usta ve Ceyda şefim Sarıl Arıl çalışıyorlar. Bu arada itiraf ediyoruz. Bir yıldır olmayan bir aksilik oldu. Ocağımız yanmıyor. Hem de Oktay Usta'nın geldiği gün. Ama bana ne? Madem iyi şef, ocak yanmıyor zaten, fırındayken de görsün bakalım. Hadi o kadar. Usta şef. Bir şey yapar yani. Mutfakta çareler bitmez hocam. Çare. Biz hadi bir çaresini buluruz inşallah. Hiç böyle bir durumda kalmış mıydın canlı yayında? Ya hocam canlı yayın tabii ne zaman ne olacağı bilinmez. Bizim de tabii zaman zaman başımıza geldiği oldu. Mesela ama örneğin, ocağın yanmadığı oldu mu yani? Şimdi şöyle bir şey hocam. Bir hindi suyu kaynarken bir anda taştı. Taşınca benim ocağın tamamen üzeri bir havuz oldu. Aa. Ortadaki ocak böyle yapıyor. yapıyor. Sadece böyle. Çünkü tamamen yüzüyor suyun içerisinde. Bizim de oluyor yani. Oluyor peki. Problem yok. Biz antrenmanlıyız hocam. Sen becerikli ve pratik zeki bir şefsin. Mutfakta çareler. Artık bilmiyorum yani. Sırf fırında misafir geliyor. 6 kişi yemeğe geliyorlar. Artık bilmem, anlamam. Saatte bir saat var. Peki. Hocam özür dilerim, araya giriyorum ama kekin unla buluşma anı geldi de. Hadi çok önemli bir andayız. Siz o buluşma anını yapın sonra. Hemen özetliyorum. Sonra biz kalbe devam ederiz. Devam edelim. Şimdi 3 tane yumurta esmer şekerle birlikte buluşturuldu. İster mikserle isterseniz çırpma teliyle bu işlemi yapıyorsunuz. Çırpma teliyle olduğu zaman zaten biliyorsunuz yeterince bedensel hareketlerimiz hazır. Evet. Kollarımız çalışsın böyle. Vallahi tıkır tıkır. Vallahi doğru söylüyorsun. Ondan sonra köpürtme işlemi tamamlanınca içerisine 2 tane havuç rendeledik. Havucun üzerine tart. Havuç lezzet için mi? Biraz tatlı tadı versin şimdi diye mi? Şimdi burada hem lezzet veriyor hem de damakta da böyle hoş bir tat bırakır. Havucun içindeki vitaminler de inşallah burada yerini alsın istiyoruz. Yağla birlikte buluşuruz. Yağ, doğru. Süt. Havuç rengini de veriyor bu tarçın, arada çünkü. Bir paket kabartma tozu. Şimdi tam buğday unu bakın görüyorsunuz. Kepeği her bir şey içerisinde. Biz programda tabii bizim programın konsepti farklı olduğu için Oktay Ustam. Biz genelde beyaz un, beyaz şeker ve kızartmayı kullanmıyoruz. Yani daha sağlıklı, kalp koruyucu, kanser riskini azaltıcı bir mutfak. Tabii siz lezzeti de öğretiyorsunuz Türk toplumuna. Bizim işimiz daha zor. Hani biz burada sağlıklı ve lezzetli yapmaya çalışıyoruz ama görüyorum en iyi şeflerin bile mutfaklarında biraz değişimler başladı değil mi? Başladı. Eskisi gibi cosur cosur yağda kızartıp üstüne yağları kavurup döküp falan ya, onlar biraz azalmaya başladı eskisine göre. Çünkü giderek de azalıyor, azalmak da zorunda. Siz az önce bahsettiğiniz kalbimizi, ondan sonra bütün bedenimizi korumamız gerekiyor. Evet. Bu beden bize Allah'ın bir emaneti. Emaneti iyi korumamız gerekiyor. Şu keki fırına attınız mı? Evet evet. Hocam şimdi bir B planı yaptık. Daima B planımız olması da gerekiyor. Şimdi sıralamaya baktığımız zaman kekin bir an önce fırına gitmesi gerekiyor. Ama önce patlıcanlar fırına gitmiş. Bu arada ocak yapıldı. Evet. Ocak çalışır çalışmaz. Hemen kaldı. B planına geçtik. Bu durumda ne yaptık? Fırından aldık patlıcanları, direkt ocağın üzerine közlüyoruz. Yöntemi söylemiştik zaten. Ocak üzerinde, fırında, mangalda demiştik ama ocak, elektrikli ocakta işimiz daha kolay oluyor hocam. Bir de şimdi taşı da öneriyorlar, aklınızda olsun. Hani ateşle direkt temas etmesi yerine iri özel taşlar var. Hatta bazen esasında köylerde falan da bazen taşın üstünde de olur. Kiremit taşı mı? Olur. Yok, kiremit de olabilir de bayağı taşlarda ateşin üstüne taşı koyup taşın üstüne pişireceğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz. Direkt ateşle temas etmiş oluyor. Bunu biraz kısalım.
Bunu biraz kısalım. Şimdi hocam burada buğdayları biraz daha bir taşım daha kaynatacağım. Aşurelik buğday mı bu? Aşurelik buğday. Akşamdan ıslatılmış. Evet. Sıcak suyla ıslattığınız zaman sabaha kadar şişer. Bir taşım kaynattığınız zaman da hemen patlar. Patlasın. Sonra burayı hemen soğutacağım. Bu çorbanın içerisinde kırmızı biber, haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye, haşlanmış buğday olacak. İçerisine dereotu ve taze nane de doğrayacağız. Üzerine bir de soğuk sıkma zeytinyağı. Sızma zeytinyağı. Sızma zeytinyağı. Üzüm çekirdeği öğütüldükten sonra keklerin içerisine karıştırılabilir. Tamam. Mesela üzümlü keklerimiz var, kuru meyveli keklerimiz var. Bunların içerisine çekirdek öğütüldükten sonra fevkalade konulabilir. Çünkü düşünün tam buğday ununu koydunuz. Evet. Zaten kepeği var. O da toz haline geldiği için orada aslında hani yiyenler bunu anlayamazlar. Sadece koyan kişi bilir içerisine üzüm çekirdeği olduğunu. Ve büyük de şifa katmış olur. Çok şifa katmış çok olur. Çok şifa katmış olur. Yani biz mesela siyah üzümde özellikle çok çekirdek var. Evet. Türk halkı olarak çekirdeği çıkarmaya bir alışkanlığımız var. En kıymetli yeri. Biz bundan nasıl bir şekilde kurtulmamız lazım hocam? Yani sizlerin vermiş olduğu faydalı bilgilerden başka türlü çekirdek çıkartma alışkanlığımız oluşmuş durumda. Oktay Ustam, şimdi şöyle, mutlaka programımızda sizde sizi izleyen, takip eden çok kişi var. Üzümü çekirdeğiyle beraber yiyin derseniz güzel bir hizmet yapmış olursunuz. Tamam. Çünkü üzümün en yüksek antioksidanı çekirdeğinde, sonra zarında, daha sonra meyvenin kendisinde var. Yani üzümün çekirdeği en kıymetli kısmı aslında. Hele ki bu siyah mor üzümse o zaman kıymeti daha da artıyor. Şefim şu an ne yapıyorsun? Efendim şimdi pizzamızın sosunu hazırlıyoruz hocam. Pizzamızın sosunda minik doğranmış sarımsak. Harika. İçerisinde taze rendelenmiş domates, bir kaşık salça, bir de buranın içerisine fesleğen doğrayacağım. Taze fesleğen. Şu anda mesela... Yağ ne kullandınız? Zeytinyağı içerisinde hocam. Zeytinyağı. Bu işte buyur. İtalyanlar niçin fazla kalp krizi geçirmiyorlar diyorsunuz. Bu malzemeleri çok bol kullanıyorlar. Bakın böyle direkt elle kırma yapacağım hocam. Burada böyle yaprakları iri iri olsun diye fesleğenin. Şimdi fesleğen ülkemizde daha çok reyhan tüketimi varken fesleğen de yurt dışından bize doğru gelen bir taze baharat. Ama normalde Türk mutfağında bunun siyah yapraklısı reyhan var olan bir yapraktı. Evet. Fesleğene göre aroması daha keskindir. Hangisini mutfakta tercih ediyorsunuz? Biz ikisini de tercih ediyoruz. Reyhanın kokusu daha yoğundur. Makarnalara fesleğen derler. İşte şimdi şöyle, hani İtalya'dan bahsettik ya. Evet. İtalyan mutfağından doğru bize dünyadaki gidiş geliş trafiği, insanların dünyaya açılması ile birlikte, hani ülkemizin de zenginleşmesi, ülke insanımızın dünyaya açılması, ziyaretler, orada fesleğenle hazırlanan makarna soslarını görünce, aa bu neydi? Fesleğendi. Bizim ülkemize de geldi. Halbuki reyhan vardı zaten. Reyhan bize. Vardı, evet. Ve Anadolu'da ben reyhanı da çok gördüm. Yani öyle tarlalarda, kıyıda, köşede hep yetiştir. Maydanoz, taze sarımsak, taze soğan, küçük marullar şeyler. Hep koparır koparır yerler yani. Hatta imreniriz orada. Evet efendim. Şimdi biz istiyoruz ki herkes böyle penceresinin önünde, ondan sonra saksıların içerisinde, balkonunda fesleğenler yetiştirebilsinler. Fesleğen aynı zamanda yaz Akdeniz'de özellikle sivrisineğin gelmemesi için de kullanılıyor. Evet doğru. Hem mutfaklarda, salatalarda, soslarda hem de sineğin gelmemesinde kullanılan bir baharat. İkisi de olur ama reyhan fesleğenden bir kademe daha aromaya yüksek sahip. Bunun üstüne ne koyacaksınız? Şimdi bu bunun üzerine hocam ton balığı olacak, soğan olacak, kırmızı biber olacak. Hmm. Bakın sosuyla buluştu. Rendelenmiş peynir ya da yöresel eriyen peynir çeşidinden yararlanabilir seyircilerimiz. Ama bakın sos mis gibi koktu. Hakikaten çiğ çiğ yenilebilir evet, sanki. Sarımsağın, zeytinyağın, fesleğen ya da reyhanın kokusuyla birlikte şu anda sosumuz buluştu. Buranın üzerine hocam ton balığı. Ton balığı yağsızdır. Nasıl lezzetli olacak bu ton balığı? Şimdi çünkü bakın, normalde kuru bir balıktır hani ton balığı. Şimdi ton balığını yumuşatmak için üretimini yapan firmalar ton balığını yağa yatırmışlar hocam. Hı. Yağın içerisinde önce salamur olarak hazırlanıyor. Evet. Sonra da ambalajlanırken içerisine yağ koyuyorlar. Yağla birlikte muhafaza ediliyor. Yağını da ama kullanırken süzdürüyoruz biz. Bakın çünkü şimdi, biz iyi bir zeytinyağı kullandınız siz. Tabii iyi bir zeytinyağı. Artık o balığın yağına ihtiyacımız yok. Böyle yağsız yerinden elimizle peynirin üzerine ufalıyoruz. Altındaki hamur tamamen tam buğday unu. Bunun malzemesi de bol oldu. Evet malzemesi bol. Heh, şöyle. Üzeri kaplandı şimdi hocam. Buradan sonra üzerine halka kesilmiş soğan halkası, kırmızı biber, bir de yeşil biber halkalarıyla birlikte buluşturacağım. Hmm. Bir tur daha peynir vereceğim ama fırından çıkmak üzereyken vereceğim. Şimdi vermiyorum. Eriyen bir peynir istiyorum.
baştan atarsanız çok kızarmış olur. Anladım. Ama ikinci posta peyniri son dakika altın diyorsun. Son 5 dakika kala attığımızda... Peki bu hamur işleri fırın açılıp tekrar kapandığında sönmüyor mu veya etkilemiyor mu? Yok, bunu da etkilemez. Bunun özelliği pizza pişirirken yüksek ısı olacak. Yani 240 derece Allah ne verdiyse en yüksek ısıya atacağız. Böyle ince ya hamuru. Evet. Üzerindeki malzemeler zaten pişmeye çok müsait malzemeler. Uzun uzun pişmeye ihtiyaç duymuyor. Yüksek ısıda sadece bu incecik olan hamurun pişmesi sağlanır. Şimdi bu pizzayla dışarıda yediğiniz kalın hamurlu ve çok işte yağlı malzemeli pizza arasında ne kadar kalori farkı var yaklaşık biliyor musunuz? En az 2,5 misli. Biz bunu diyetisyenimizde hesapladık. Bir kere tam buğday unu, beyaz una göre glisemik indeksi daha düşük. Kepekli un değil de bunu düzeltelim. Bu tam buğday unundan pizza. Kepekli un başka bir şey. Kepekli un, beyaz una kepek eklenen. Bu ise tam buğday unundan kıtır kıtır. Bir, şimdi hamuru ince olursa, unu tam buğday unu olursa, kullanılan yağ kontrollü miktarda sıvı yağ olarak kullanılırsa, üstündeki malzeme az yağlı, az tuzlu olursa ve böyle yüksek proteinli, az yağlı peynir ve ton balığı olursa, altına da bolca bu fesleğenli domatesli sos olursa bu pizzayı herkes yiyebilir. Bu pizza sağlıklı bir pizza, kalorisi düşük bir pizza. Ama öbür türlü çok kalın hamura, ağır sucuklu, böyle işte salamlı, sosisli vesaireli, çok yağlı veya çok katı yağ, margarin yağı kullanarak yapılan pizzalarda kalori misli en az 2-3 misli artıyor. En az 2-3 misli artıyor. Bizim bir tezimiz var Oktay Usta. Sizin gibi temiz insanları, hani hastaneler, okullar gibi çok kamuya yemek pişiren yerler dışında biz plastik eldivenlere karşıyız. İki nedeni var. Buyurun. Birincisi, yapılan araştırmalarda hijyeni daha da bozduğu görülmüş. Çünkü elinizi sık sık yıkayabiliyorsunuz ama plastik eldiven olunca aynı eldivenle uzun süre çalışıyorsunuz. Bir. İkincisi, bu plastik ısıyla temas edince kanserojen maddeler çıkartıyor dışarı. Ocağı yakın, hep sıcakla çalışıyor. Üçüncüsü ise, hele sizin gibi sevgi dolu, yetenekli, Allah vergisi böyle bir enerji olan insanlar yemek pişirirken sevgi ve şifa enerjilerini akıtıyorlar. Plastik bu biyoenerjiyi kesiyor. Evet hocam. Dolayısıyla bizim tezimiz tabii ki lokantalarda, askeriyelerde, okullarda gibi yerler hariç evinde yemek pişiren hanımefendiler ortam temizse, ellerini güzel yıkadıysa o sevgi enerjisi yemeğe geçsin. Biz plastik eldivenlere karşıyız dediğim şartlar dahilinde. Hele Oktay Usta gibi hayatı yemek olan, yemekle aşk yaşayan, o aşkı enerji olarak elleriyle yemeğe aktaran insanları şifa enerjisini bence kesmemek lazım. Benden size bir öneri. Şimdi hocam çok güzel söylediniz. Bununla ilgili yakın bir zamanda bir uygulamamız oldu. Fakat seyircilerimizden şöyle bir istek geldi. Biz Oktay Usta'yı eldivenli olarak görmek istiyoruz. Aslında yanlış. Aslında yanlış. Bu durumda artık dedim ki ben seyircimizin, halkımızın aşçısıyım. Siz ne derseniz onu yapmak mecburiyiz. Bir hafta çalıştım. Peki tırnakların kısa kesilimi? Her şey kesil ama şey dediler. Ellerini sabunluyor musun? Bütün eller daha temiz. İnanın plastikler oraya değiyor, buraya değiyor. Isıyla kanserojen madde, biliyorsunuz plastik ve ısı bir araya gelmemesi lazım. Aslında bir de en önemlisi, hep derler yemeği isteyen kişi pişirmeli. Evet, Twitter'dan sorularınızı da okuyacağım bu arada. Kusura bakmayın, bugün Twitter sorularını tam okuyamadım. Bizim Oktay Usta gibi, anneanneler, babaanneler gibi, isteyerek yemek pişiren evin hanımı gibi, hatta kim olursa olsun enerjiyi kesmeyin. Birbirinize dokunun, birbirinize okşayın, birbirinize sarılın. Yemekleri pişirirken o enerjiyi ellerinizle akıtın. Hocam gel bir sarılalım öyleyse ya. Nasıl? Enerjimiz birbirine geçsin. Bu ara çok ihtiyacımız var değil mi Oktay Usta'm? Evet. Birlik olmaya, bu sıralar sevgiye. Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz Türk halkı olarak, yani geçmişteki tarihimize baktığımız zaman çok zorluklar yaşadık. Allah'ın izniyle bu zorluğu da atlatırız ama İnşallah. Birlik ve beraberlik, kardeş duygularını kaçırmadan. Yani biz birbirimizi seviyoruz. Ülke bizim, ülke insanı birbiriyle kardeştir. Gelin kardeşliğimizi daha iyi pekiştirelim. İnşallah. 3 aylardayız. Evet. Çok özel aylardayız. Doğru. Mübarek 3 aylarda dostluk ve kardeşlik zirveye çıkmalı. Ben programı açarken şöyle dedim. Şuradaki izleyen izleyicilerin hepsi, hatta bizim burada oturanlar, belki de bizim dedelerimiz, büyük babalarımız Kurtuluş Savaşı'nda, Balkan Harbi'nde, Kırım Savaşı'nda, Trablus'ta, Kuzey Afrika Cephesi'nde beraber savaşan insanların torunlarıyız biz. Onlar bu ülkeyi Çanakkale'de beraber savaşan insanların torunlarıyız. Bunu unutmayalım ne olur. Evet hocam. Farklı düşünebiliriz. Hiç önemli değil. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız.
Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal'in bütün Allah-u Ekber nidalarıyla savaşan insanların nesilleriyiz. O nedenle farklı düşünsek bile hepimiz aynı bayrağa, çoğumuz aynı dine, aynı topraklara aşık olan insanlarız. Bunu unutmamamız lazım. Farklı düşünsek bile birbirimizi sevmemiz, kucaklamamız lazım. Tabii şimdi ülkemiz... Evet. Ülkemizdeki gelişmeyi kıskanan birçok ülke vardır. Su uyur, düşman uyumaz. Doğru. Biz gelin birlik, beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle ülkemizi çok daha güzel yerlere taşıyalım. Güzel. Astrolojik olarak da Türkiye'nin haritası, yani yıldıznamesi de iyi bir döneme doğru da giriyor Temmuz'dan itibaren. İnşallah bu gerilim İnşallah. Düşecek. İnşallah. Bakalım. Oktay ustamız ve Ceyda şefimiz haldır haldır hızla çalışıyorlar. Ocak sonradan yandı biliyorsunuz. Yoğun tempo var hocam. Şimdi nedir o sos? Şimdi hocam bu bir vanilya sos. İçerisinde süt var, esmer şeker var, yumurta sarısı ve toz vanilya var. Hepsi birlikte pişiriliyor. Evet. Bakın güzel kokusu geldi mis gibi. Şimdi kekimiz içinde cevizi, tarçını, havucu olan bir kek pişirildi. Buranın üzerine şimdi iki metot var. Servis ederken isterseniz bu şekilde dökebilirsiniz ya da keki dilimliyorsunuz. Dilimledikten sonra servis tabağına diziyorsunuz. Hani dilimleyip böyle yan yan yatırırlar. Evet, yan yan yatırıldığı zaman bu sosu döktüğünüzde her dilimin içerisine süzülür. Bir şey soracağım. Şimdi kek sıcak, sos sıcak. Kek soğuk, normalde, sos sıcak olur mu? Her ikisi de normalde soğumuş olması lazım. Soğumuş olması ama lazım. Velakin ben istiyorum ki seyircilerimiz son final halini görebilsinler düşüncesi. Normalde kekin soğumuş olması mı gerekiyordu? Kek de soğumuş, sos da soğumuş. Ya da her ikisi ılık da olabilir. Ilık olabilir, anladım. Haydi bismillah diyoruz. Efendim sosu dökmeye başlıyoruz. Herkes yesin. Ülke insanımız bu güzellikleri hak ediyor. İnşallah şöyle biz de şifa niyetine bu güzel keki hazırladık. Sosuyla birlikte buluşturduk. Közlenmiş olan patlıcanlar servis tabağının altına minik minik doğranıyor. Ala nazik gibi böyle. Üzerine de sotelenmiş tavuğu gelecek. Seviyorsanız biraz da sarımsaklı yoğurt verebilirsiniz. Mutfakta çareler bitmez diyoruz. Biz bu ara cacığı çok kullanıyoruz. Evet. Cacık çok faydalı, gerçekten çok faydalı. Ve salatalık yararlı, nane yararlı, zeytinyağı yararlı. Şu anda kekimiz hazır, servise hazır hale gelmiş. Muhteşem durumda. Gözüktü gerçekten. Evet. Muhteşem gözüktü. Şimdi, opusto. Efendim şu anda patlıcanlar minik minik doğrandı. Servis tabağının zemine yayıldı. Buranın üzerine sotelenmiş tavuk gelecek. Ben bunları hepsini bir yerde karıştırıp servis tabağına alsam şimdi olur mu? Şöyle yapacağız. Buğdayla nohutu hepsini bir karıştıralım burada. Şimdi, önce burada bir karıştıralım. Tamam. Kendi suyunda hocam. Bakın buradaki kontrollü bir şekilde su verdim ki. Yoğurdu sulandırmak için vereceğimiz su burada o buğdayla kaynıyor. B vitamini var onun içinde. Evet bakın şöyle kendi vitaminini suyuyla bir dereotu, naneyi hepsini doğrayacağız. Yoğurdumuzu çırpacağız. Sonra da bu bakliyatlı karışımı yoğurtla buluşturacağız. Mesela burada şöyle bir planımız da var. Haşlanmış nohut ve fasulyeyi buğdayla bir iki taşım daha kaynatılabilir. Yani hepsinin özü. O suyuna da geçirilmesi sağlanabilir. Suyu atmıyoruz. B vitamini var. Evet. Unutmayın. Suyu kesinlikle buğdayla, atmıyoruz hocam. Bakın içerisine dereotu ve nane gelince yeşillerle kokuyor. Birlikte hem koku hem lezzet bir arada. Evet, bitkisel proteini yüksek bir gıda bu. Yoğurt da koyunca kalsiyum ve hayvansal protein de eklenmiş oluyor. İnanılmaz faydalı bir yemek. Halkımız lezzeti seviyor hocam. Bu güzellikleri böyle sağlıkları birleştirip güzel lezzetler ortaya çıkarttığınızda harika oluyor. Kimi Anadolu aşı diyor buna, kimi soğuk yoğurt İber çorbası sanatı. Diyor, kimi soğuk buğday çorbası diyor. Sonuçta her yörenin buna benzer bir çorbası var. Var tabii. Müthiş faydalı. Minik, hele minik, bunu minik. Çocuklarınıza da sevdirebilirseniz kemik gelişimine, kasların kuvvetlenmesine birçok şeye çok yardımcı olur. Çok sağlıklı bir çorba. Hocam fırından da güzel kokular gelmeye başladı. Vallahi mis gibi. Ton balıklı pizzamızın görselini bir seyircilerimizle paylaşalım. Yani burada hemen bir açıp baktığımızda görebileceğiz. Benim şurada küreğim vardır. Meşhur küreğim bu böyle pizzayı çıkartma küreğimdir. Şöyle bir görelim bununla. Daha var değil mi onu Oktay Usta? Hemen bir kontrol edelim hocam. Evet biraz daha var. Çok kızarsın. Birazdan kaşarıyla buluşacağım. Bakın şu ortada görüyor musunuz ermeye başlamış. Evet. İşte evet. O halde istiyorum finalinde. Biraz daha pişsin. En son kaşarıyla buluşturacağım. Peki. Şimdi kepekli pizza yazmıyorum da tam buğday unundan pizza bu aslında. Tabii, şimdi tam iki buğday, tane tam soru var Twitter'dan. Sevda sormuş. Bir günde enerji veren çay tarifi verir misiniz? Sevda herhalde sen de sınava gireceksin. Hemen veriyoruz. Enerji istiyorsan hemen bir çay tarifi sana. Mate, ada çayı, ginseng
zencefil. Mate, adaçayı, ginseng, zencefil. Bu dördünü karıştırıp açık bir çay yaparsan müthiş enerji alırsın. Unutma Sevdacığım. Sınava gireceksen de sana başarılar diliyoruz. Evet hocam, şimdi İkincisi sınav de, haftasındayız. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah, inşallah. Evlatlarımıza Rabbim hayırlı sonuçlar versin. İnşallah. İnşallah. Ülke evlatlarımız inşallah en güzel şekilde hayırlı bir neticeyle sınavlardan. Ama eğitim ne kadar önemli onu hep önemli. Görüyoruz. Evet. Molina Nisan sormuş. Merhaba Ender Bey, ben kakule aldım. İçi kurumuş ve siyahtı. 2012 ürünüymüş. Kullansam bir sorun olur mu? Kullansam bir sorun olmaz ama kakulenin içi çok aşırı siyahlaşmamış olmalı. Hafif böyle biraz nemli değil ama hafif biraz yumuşak olmalı ve rengi de böyle hani açık kahverengi veya koyu boz rengi olabilir ama çok koyu siyah ve hepsi çok kurumuşsa kullanabilirsin. Bir zararı olmaz ama tazesini almak daha iyi. Bu arada aynen Oktay Usta'nın da iyi dilekleriyle söylediği gibi. Ha, bu arada Feride Yüksel sormuş. Ben sizin dokuzlu karışık çayınızdan aldım. Acaba hangi diyeti uygulamalıyım diye sık sık söylüyorum. Benim böyle bir çayım yok. İnternette satılan ürünlere inanmayınız, kanmayınız, dolandırılmayınız. Dokuzlu çay, yedili çay, beşli çay, elektromanyetik koruyucu, kolye vs. Bunların hiçbirinin benimle ilgisi yok. Alıyorlar bir yerden fotoğrafı, altına yalandan bir şey basıyorlar. Suda köpüren zayıflama ilacı çıkmış bir, yine başka ünlü bir kişiyi de kullanıyorlar reklamlarda. Kanmayınız, dolandırılmayınız, benimle hiçbir ilgisi yoktur. Çok önemli. Şimdi Oktay Usta, biz seni yıllardır hep ince gördük. Hocam tam incelmek üzereydim. Tuzu neyse Allah'tan kaşığın üstüne döküldü tuz. Kaşığın üstüne döküldü. Benim böyle bir tuz anım vardır ama bu böylesi de ikinci oldu. İkinci oldu. Tuz değirmenden dökülme anı vardı. Eyvah. Şimdi bu da tuzluktan dökülme anı. Bizim yayını da unutmazsın. Hocam bir dakika. Sorular geliyor. Oktay Usta'yı biz hiçbir zaman şişman görmedik. Nasıl besleniyor, ne yapıyor diye. Hocam kendin nasıl besleniyorsun? Evde yemeği kim yapıyor? Hanımının eli lezzetli mi? Evde yemeği sen mi yaparsın? Karışır mısın? Hadi. Ben lezzetli bu formda kalmamın sırrı hanımın pişirdiği yemekler. Ama hocam sizin de söylediğiniz gibi ölçüyü kaçırmadan hani sünnete uygun bir şekilde yemek yiyebilirsek zaten problem kalmıyor. Hanımınız nereli? Bolulu. Yani ikiniz de... Tabii aynı memleket, yakın köylüyüz. Rekabet var mı aranızda? O ben daha güzel yemek yaparım. Yok sen bak bunun şunu az koy, çok koy. Atışır mısınız? Hanım her zaman için güzel yemek yapar. Yani evdeki hakimiyet hanımdadır. Onun için biz... Ben programda yaparım, gerisinde... Gerisine karışmam hocam. Güzel. Ev işleri, hanımın işleri. Çocuklar kaç yaşında? Çocuğumuzun bir tanesi üniversiteye gidiyor. 20 yaşını doldurdu. Maşallah. İki numaramız lise 2'ye gidiyor. 3 numaramızda kısmet olsa bu sene okula başlayacak. Başlayacak. Peki onlarla da mutfağa girer, eğlenir misiniz? Hani böyle bazen Amerikan filmlerinde görürüz. Ailecek girerler, çocuğa sorumluluk verirler, bulaşık yıkatırlar, salata doğratırlar, işek katarlar. Yani çocuğu aile ruhuna katarlar. Bizde pek öyle yoktur. Aman çocuğum otursan elleme kırarsın. Siz çocuklarla da öğretiyor musunuz? Şimdi hocam fırsat bulduğumuz zaman çocuklarla mutfakta zaman geçirmeyi seviyoruz. Ancak bizim de işlerimiz oldukça çok yoğun. Eve geç dönen bir baba olduğumuz için... evlatlar yemeğini yemiş, babalarının gelmesini bekliyor, pozisyonda oluyorlar ama fırsat bulduğumuzda birlikte mutfağa giriyoruz. Mesela atıyorum anneler gününde, özel bir doğum gününde girip böyle sürpriz pasta falan onları, yapar mısınız yaparız, anneye? Tabii. Çocuklar katılır mı? Sürprizler yaparız, ondan sonra misafir geldiği zaman biz çocuklarla birlikte mutfağa gireriz. Ne güzel. Şöyle topluca girer, işleri bir kotarıveririz. Hanım da hani şey bir laf vardır ya. Araya gireyim, ev sahibi, koyalım. Ev sahibi misafiri istemez, yok. Misafiri istemez, ev sahibi hiçbirini istemezdi. Kadın da mutfakta kimseyi istemez, hele erkeği hiç istemez. O yüzden sordum hanım sizi mutfağa sokuyor mu diye. Tabii mutfağa girdiğimiz zaman sonra biz çıktığımızda mutfaktan bir yüksek ses çıkıyor. Bu mutfağın haline diye. Haline. Biz haline karışmayız, biz sonuca bakarız diyoruz. Diyorsunuz, iyi. Hep bir neyse iş hep kadınların aleyhine gelişiyor nedense yani değil mi? Bakayım, hepsini dökelim yoğurdum. Böyle bol yoğurtlu olsun. Heh şöyle, ooo. Bu çorbayı aşırı yaz sıcak günlerinde ben bazen klinikte öğlen yemek misafirleri geldiği zaman buz da koyduruyorum. Böyle o buzla hem hafif sulanıyor hem de soğuk soğuk hoş oluyor. Çok güzel fikir hocam. İçerinde buz atıp böyle buzlu buzlu geliyor öğlen sıcağında, çok keyifli oluyor. Bakın renkliliğine bakın, görüyor musun hocam? Çok güzel. İçindeki kabuklu salatalık, ondan sonra minik doğranmış kırmızı biberler. Nane. Nanesi var, dereotu İçinde var. Nanesi, dereotu İçinde var. Hepsi var içerisinde. Haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye, haşlanmış buğday. Şimdi bu çorbada şöyle bir şey var. Ben bu koyulukta seviyorum.
Mesela diyelim ki seyircilerimiz daha akıcı seviyorlarsa problem yok. Biraz su koyabilirler içerisine. Koyu sevenler yani şu şekliyle yendiğinde soğukken daha iyi bir tat bırakır. Sulu olduğu zaman akıp gider. Akıp gider ama ben 2-3 parça buz koyunca çok hoşuma gidiyor. Yok. Öğlen sıcağında, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de ise o zaman böyle bir serinlik veriyor, hoşuma gidiyor. Bir yaz serinliği. Yaz serinliği. Evet. Öğlen çok sıcak oluyor ya. Belki hocam şimdi siz programınızın başında dediniz ki işte Ocak'ta şöyle şunlar oldu. Göreceğiz bakalım Oktay Usta sofrayı kurabilecek misiniz? Vallahi. Allah yardım etti. Gelişte trafik tıkanmıştı, açıldı. Evet. Rabbim yine yardım etti. Ocak yapıldı. Efendim, sofrada, mutfakta da yardım etti. Şimdi közlenmiş olan patlıcanlar doğrandı. Onun üzerine efendim sotelenmiş olan tavuk alındı. Şimdi buranın üzerine isteyen şöyle hafiften şuradan dökecek şekilde bir sarımsaklı yoğurt dökebilirler. Bence döksünler. Döksünler mi? Bence evet. Yoğurdumuz var mı daha Ceyda? Var. Varsa şöyle bir yoğurt dökelim. Yoğurt ama ilk sıcaklığı çıkınca olsun. Döksünler. Evet. O aşırı sıcak yoğurdu keser. Ekşitmesin diye. Ekşitmesin diye. Şimdi biz pizzamızın hemen kaşar peynirini verebiliriz üzerine artık vakit geldi. Pizza için bakın şu anda görünüyor hocam. Bakayım. İstediğimiz bakın kızarmalar olmuş mu? Güzel. Olmuş bak bu buharlar çıkıyor. Üzerine şimdi burada bir kaşar peyniri atıverelim hemen. Kaşarını atıyoruz. Bakın biberler pişmiş. Soğanlar da pişmiş. Ton balığı da sosun içine doğru gömülmüş durumda hocam. Yalnız... Evde yapılan lezzetler sağlık açısından önemli. Evet. Ekonomik açıdan da çok önemli. Şimdi bunda doymuş yağ yok. Aşırı miktarda tuz yok. Aşırı yok. Kolesterol yok. Yok. Beyaz un yok. Bunlar çok büyük bir artı. Pizza yenir efendim. Ama bu şekilde olursa inanın tam buğday unundan olan pizza daha da çıtır çıtır oluyor. Daha evet hocam. Şimdi biz... Kaç dakika kalacak şefim? Burada kalma süresi en fazla 5 dakika. 2 dakika, 3 dakika. Sadece biz burada istediğimiz kaşar peynir eriyen bir peynir olmasını istiyoruz. Onun dışında pizzamız hazır servise. Harika. Şimdi yine Twitter'dan bir soru daha gelmiş. Şöyle soruyor. Merve Altınok demiş ki, stresten kurtulmak için neler yapılabilir? Sevgili Merve, senin herhalde sınava mı gireceksin tam anlayamadım onu ama genel olarak stresten kurtulmak için birincisi dik duracaksınız. Asla kambur durmayacaksınız. Stres kamburlaştırıp dik duracaksınız. Bu dolaşım için çok önemli bir. İkincisi etkin nefes alacaksınız. Burundan... Derin nefes alıp onun iki misli sürede verin. Yani daha hızlı alıp daha uzun sürede iki. Üçüncüsü şu gördüğünüz Melisa stres için birebirdir. Günde 2-3 fincan Melisa çayı içmek çok çok iyi gelir. Dördüncüsü ise koyu kahve, koyu çay, çok fazla yeşil çay, beyaz çay, kolalı içecekler gibi uyarıcı içeren içecekleri kesin. Bir de stres asidik yapar insanı. Biraz karbonatlı su için. O stresin olumsuz etkilerine de iyi gelir. Bu arada imkan varsa yüzün, imkan yoksa da temiz havada yürüyüşe çıkın. Bu muhteşem pizzayı bir çıkartır mısın bize ortamızda? Hemen hocam pizzamızı çıkartalım. Şimdi şöyle kapağını açtık fırınımızın. Herkesin ağzının suları atmış. Eriyen bir pizzanın üzerine bak. Harekete bak pıtır diyor bak. Şuraları görüyor musun hocam? Vay, buralardan pıtır pıtır kaynamaya devam ediyor. Ona kekik de koymaz mıyım ben? Şimdi bunun üzerine ister taze kekik ister kuru kekik serpebiliriz. Pizzamız şu anda ev yapımı. Muhteşem. Tam buğday unlu, ton balıklı pizzamız hazır. Harikasın. Bu arada ne yaptık? Vanilya soslu ıslak kek yaptık. Evet hocam kekimiz var. Tavuklu nazik yaptık. Anadolu çorbası. Yani hepsini kanaltürk.com.tr'de bütün Oktay Usta'nın ve Ceyda Şefimizin yaptığı yemekleri orada bulabilirsiniz. Bu arada Oktay Usta'nın şahane iki kitabı var. Bakın bir Çorbalar ve Ekmekler. Evet hocam. Bir de Mutfak Keyfi. Bunları ben müsaadenle bizim şefimize Ceyda'ya hediye edeceğim. Onun kütüphanesinde tamam, bulunsun. Hocam. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Sağ hep hocam. İyi konuştun ekranda. Allah hiç kalp kırmadın. Hep faydalı olmaya çalıştın. Biz de öyle olmaya gayret ettik. Bu da çayımızı da göstereyim. Hocam bir bardak içebilir miyim bu çaydan? Şöyle, bu da kuşburnu. Neler var içerisinde? Kuşburnu, Melisa, Akdeken var. Üstüne de bir limon dilimi koyacak Ceyda. Bu da kalp koruyucu çay.